Aydan kızım, çayım nerede kaldı? Getirdim babacığım, getirdim. Aferin kızım. Koş ceketimi peki de getir. Peki babacığım. Hadi geç kalıyoruz baş gediklim. Baş üstüne teğmenim. Hoş geldin. Ne haber? Haber sende. O gece kızı alıp kaçmışsın. Kaçtık ama sonra kızı da kaçırdık. Bir daha da yüzünü göremedim. Benimkilerden de hiç çıkmadı. Baktım meydan iniş elverişli deyip pas geçtim. İki gün sonra da Eskişehir'e döndüm. Hoş geldin Göksel. Hoş bulduk. Senin tavsiyeler ne işler gördü onu dinliyorduk. Ya olanları duyduk. Tebrik ederim. Faruk'u bilirsin, ona kulak asma. İkimiz de hava alıp döndük. Belli belli. Aldığınız havalar yaramış size. Bugünkü uçuş programımız tahtada görüldüğü gibidir. Yüzbaşı Tuğcu, Üsteğmen Altın, alarm nöbetçileridir. Üsteğmen Göker profil vazifesi yapacaktır. Vazife bölgesi Eskişehir, Adana, Silifke arasıdır. Yüzbaşı Çağlar mahalli meteoroloji keşfi. Üsteğmen Akıncı ve Üsteğmen Bora intibak uçuşuna çıkacaklardır. Üsteğmen Kurtuluş'a bugün uçuş görevi verilmemiştir. Kendisi filoda kalıp ziyarete gelen bir okula rehberlik edecektir. Hangi okul binbaşım? Erenköy Kız Lisesi. İkmal tamam Üsteğmen'im. Ona ne şüphe Karadayı. Sen burada oldukça her şey tamamdır. Sağ ol. Köyden mektup geliyor mu Memo? Geliyor komutanım. Senin Ayno ne alemdeymiş? Ayno da kim? Memo'nun sözlüsü. Sözlün güzel mi Memo? Çok güzelmiş. İş ne demek ulan? Ben daha yüzünü görmemişim komutanım. Ammim kızı söylemiş bana. Bizim köydeki evliya da böyle uçuyor. Kim görmüş uçtuğunu? Bizim kör muhtar görmüş. Velinin körü. Körmüş de nasıl görmüş? Deli etme adamı sabah sabah. Dünya varmış, ferahladım be. Neredeyse yosun tutacaktım. Senin yosunları kazıyoruz işte. Kudret Ağa'nın toprakları üzerinde uçuyoruz. Adamın gene huzuru kaçacak. Herifin is ve pis yapılmak üzere topraklarının kamulaştırıldığı iddiasının aslı yokmuş değil mi? Yok tabii. Kudret Ağa'nın hak iddia ettiği topraklar aslında hazineye aitmiş. İşin esası başka. Nüfuz meselesi. Evet, hava kuvvetlerinin buraya gelmesinden sonra Kudret Ağa'nın bölgedeki sınırsız nüfuzu kırılmış. Bütün gürültü bundan kopuyor işte. Kudret Ağa'nın kızını hiç gördün mü? Görmedim. Duyduğuma göre çok güzelmiş.
Araziye bak, gitmekle bitmiyor. Düşün bir kere, atladığı jetle gidiyoruz. İllallah ve Resulü! Davarların arasında tek tük kelebek gördüm. Gönlün dilerse Baytar'a bir haber gönderelim. Gönderim. İneklerin hepsini yaylaya salacağız. Salım. Çalışın ulan, çalışın zaten. Akşama dek dalga geçiyorsunuz. Yediğiniz ekmeği hak edin. Girdiğin paralar gözünüze, dizinize durur. Bu sabah kaç kilo süt aldın? 60 kilo ağam. Az, çok az. Tüm kabahat sizde. Hayvanlara iyi bakmıyorsunuz. Bir deri bir kemik kaldılar. Bir inek 1000 bangon eti de tümünüzü satsam pazarda 1 bangon eti etmezsiniz. İşlere mukayyet ol. Ben şehre kadar gidiyorum. Emrullah böyle konuşacak. Ankara'dan dönmüş. Düğün nece vakit ağam? Yok öyle olduğunun lüzumu yok. Senin ne üstüne vesra? Kendi işlerine alakadar olacağına burnunu başka işlere sokuyorsun. Yıkıl karşımdan. Tümünüzün Allah canına soğuk. Sizin tembelliğinizden üstüme laf geldi. Adam gibi çalışmazsanız hiçbirinizi tutmam buradan, açlıktan geberirsiniz. Defolun! Defolun! Kız Ayşe! Kuşluk vakti zamanının oraya gel dedim de niye gelmedin? Ne işin varmış orada? Gel ki göresin. Merkezde seçim şansınız pek yüksek değildir. Neden? Efendim, buradaki nüfus kesafetin çoğunluğunu subay ve memur aileleri teşkil etmektedir. Ya. Peki burası? Orası bizim. Ya neden? Kudret Ağa'nın bölgesidir. Peki ya burası? Orası da bizim. Neden? Kudret Ağa'nın bölgesi. Peki ya şurası? Orası da bizim. Kudret Ağa'nın bölgesidir. Yeter, yeter, anlaşıldı. Merkezde kaybetsek bile öbür bölgelerde rahat rahat kazanırız. Kudret Ağa görüşmeye gelmiş. Evelallah, koyluk yerlerin hepsinde tuzum çıkarırız. Ağam hoş geldin. Hoş gördük Emrullah Bey, sen de hoş geldin. Ankara'dan iyi haberler inşallah. İyidir, iyidir. Bakanla görüşen, su arkları meselesini demokratik yoldan halletmeyen kaymakam merkeze alınır. Ay tatlı diline kurban olsunlar. Nerede senin oğlan? Kerim mi? Aşağıda pişpirik oynuyor. Hey, kim var orada? Buyurun efendim. Tez in aşağı, Kerim Efendi'yi çağır. Efendim, sizin Kerime'yle söz kesileli, bizim oğlanın ağzı kulaklarında. Allah bahtiyar isin, yalnız bir çit sözüm var ona. Dilediğin gibi emret ağam. Berhudar ol Kerim Efendi oğlum. Oğlum, aynen mutabık kaldık. Ankara dönüşünde düğünün hazırlıklarını edecektik. Sen de davran artık. Ben hazırım baba. Sen hazırsın ama etrafta beni irahatsız eden sözüm meclisten dışarı birkaç tane kuduz köpek var. Evvela onları bağlayak. Sen emret ağamca söyle. Gelmiyor senden şöyle bir gidelim. Yine görüşürüz bey. Şu delikanlıyla acık işim var eyvallah. Selametle. Zındık şurada orada benim hakkımda atıp tutuyormuş. Yok bebeleri maktaba koy vermezmişim. Yok maktap yapılırken yardım demişler de etmemişim. Oh ne iyi etmişim ya. Ulan o çitlik, o koylar en azından 200 senelik. Bugüne dek maktaple mi adam olduk? Nerede görülmüş elin zibidisi gelsin, köyün ağasını kahvede alalemin içinde yerip dursun. Kimden cesaret alıyor bu herif? Havacılardan. Herif hava erlerine okuma yazma dersi de veriyor. Kabarması ondan. Onlara güveniyorsa benim hiç mi adamım yok? Hepimiz senin adamınız ağa. Daha ne güne duruyorsun? Koşar yiğitliğini. Baş üstüne ağa. Sen iste yalnız. Kerim abi, Kerim abi. Gene ne var be? Seninki Lozan kahvesine geldi abi. Öğretmen mi? Evet abi. Şu Yiğit'in dersini verelim. Benim Kudret Ağa ile, yok bilmem ne Ağa ile hiçbir alışverişim yok. Dava memleket davası. Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Kudret Ağa'nın yüzünü bile görmedim. İşitiyorum ki kendisine ait köylerdeki çocukların okula gönderilmesine engel oluyormuş. İşte bu çok kötü.
Ama hasat vakti, işler çok. Hasat, ekim, hiçbir şey çocukları okuldan alakoyamaz. Bu bir milli kurtuluş, bir kalkınma meselesidir. Ve aynı zamanda... Susturun şunu. Ulan sen kim oluyorsun da Kudret Ağa'dan bahis açıyorsun? Sen o ismi ağzına salavatla al bakalım. Ben kimsenin şahsıyla meşgul değilim. Arkadaşları uyarmaya çalışıyorum. Gerekirse bunları onun yüzüne de söylerim. Bana bak, üç kelime okudum diye alemin başına allame kesilme. Bana kovboy Kerim derler. Dünyayı zindan ederim adama. Bana da öğretmen İhsan derler. Senin aksine dünyayı insanlar için aydınlatmaya çalışıyorum. Fazla konuşma. Senin ne mal olduğunu, neye hizmet ettiğini biliyoruz. Hadi bas dışarı. Atın şunu dışarı. Şu herifleri bir köşede sıkıştırıp bir temiz pataklayalım. Bırak. Şimdi sırası değil.